Önceki videolarda İslam inancının Hazreti Muhammed'in hayatı etrafında şekillenen ilk evresinden bahsetmiştim. Hatırlayacağınız gibi Hazreti Muhammed miladi 571 ve 632 yılları arasında yaşamış, zamanın putperest Arap toplumunu Allah'ın bir olduğunu söyleyen İslam diniyle tanıştırmıştı. Buradaki zaman cetveline bakacak olursak, beyazla belirtilmiş kısım Hazreti Muhammed'in doğumundan vahiy almaya başladığı güne kadar süren dönemi, kahverengiyle işaretlenmiş kısımsa ümmetinin yani kendisine inananların lideri olarak yaşadığı dönemi gösteriyor. Harita üzerindeki kahverengi yerlerse Hazreti Muhammed'in sağlığında Arap Yarımadası'nda Müslümanların kontrolüne geçen bölgeleri ifade ediyor. Gördüğünüz gibi bu dönemde bile Yarımada'nın hatırı sayılır bir kısmı Müslümanların hakimiyetinde. Fakat şaşırtıcı olan şey, İslamiyet'in Hazreti Muhammed'in vefatından sonraki yayılma hızı. Artık bu dönemde ümmete ya da İslam toplumlarına halifeler liderlik etmeye başladı. Fakat halifelik konusunda çok ciddi fikir ayrılıkları ortaya çıktı. Müslümanlar, Sünniler ve Şiiler olmak üzere iki ana fraksiyona bölündü. Daha sonraki videolarda bu konuya da değineceğim. Hazreti Peygamber'in vefatından hemen sonraki dönemde ümmetin iradesini doğru yolda olan halifeler anlamındaki Hulefâ-i Raşidîn yani dört büyük halife üstlendi. Arapçada halife ve halef yakın anlamlı sözcükler. Bir makamdan görevini tamamlayarak ayrılan kimsenin yerine geçen, görevi devralan kimse anlamında kullanılıyor. Hazreti Muhammed'in vefatına kadar bilfiil sürdürdüğü liderlik görevini vefatından sonra sırasıyla Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali üstlenmişti. Bu dört halifenin idaresinde İslamiyet bir yanda Mısır ve Tunus'a, diğer yanda ise İran'a kadar yayıldı. Tabii fethedilen bu topraklarda vaktiyle Bizans ya da Doğu Roma İmparatorluğu ya da Sasani Devleti gibi çok büyük güçlerin hüküm sürdüğünü unutmamak gerek. İlginç olan tüm bu coğrafyanın 30 yıldan az bir zaman zarfında ele geçirilmiş olması. Üstelik bu yayılma sonraki dönemde çok daha geniş sınırlara ulaşıyor. Mesela halifeliğin hanedanlık halini aldığı Emeviler zamanında, miladi 750 yılına kadar, İslam batıda bugünkü İspanya ve Portekiz topraklarına, doğudaysa Hindistan ve Pakistan'a kadar uzanmıştı. Sonraki videolarda bunu daha ayrıntılı biçimde anlatacağım. Bir devletin sınırlarını bu kadar hızlı genişletmiş olması gerçekten ilginç. Tarihte bu kadar kısa zamanda büyüyüp güçlenen ve sınırlarını bu kadar genişletebilen çok az devlet var. Amerikalı tarihçi Ira Lapidus, İslam Toplumları Tarihi adlı kitabının birinci cildinde şöyle diyor. İslamiyet'in yayılması farklı coğrafyalarda, farklı biçimlerde gerçekleşti. Kuzey Afrika, Anadolu, Balkanlar ve Hindistan'da. Hemen bir parantez açayım. Bu haritada daha eski tarih dilimlerini kapsadığı için Lapidus'un sıraladığı yerlerin tümünü burada İslam coğrafyası olarak görmüyoruz. Bu sizi yanıltmasın. Evet, parantezi kapatıyorum. Kuzey Afrika, Anadolu, Balkanlar ve Hindistan'daki İslamlaştırma faaliyetleri göçebe Araplar ya da Türk fatihler tarafından icra edildi. Yayılmanın bu biçimi şimdiye kadar anlattıklarımla örtüşüyor sanırım. Devam edelim. Hint Okyanusu kıyıları ve Batı Afrika'da ise bu dönüşüm hem tüccarlar arasındaki barışçıl münasebetler neticesinde hem de İslam dinini yayma misyonu sayesinde gerçekleşti. Kimi zaman yerel ölçekte nüfus sahibi ailelerin İslam'ı kabul etmesi, kimi zamansa şehirli kesimin ya da aşiretlerin bu inanç sistemini cazip bulması yayılma sürecinde etkili oldu. İnsanların neden din değiştirip İslam'ı kabul ettikleri sorusu öteden beri yoğun bir hissiyat oluşturmuştur. Eski kuşak Avrupalı bilim insanları bu dönüşümün kılıç zoruyla gerçekleştiğine, fethedilen yerlerdeki halkların ya Müslüman ol ya da öl gibi bir seçeneğe zorlandıklarına inanıyorlardı. Yani Ira Lapidus'a göre bu eski kuşak bilim insanları bu süreci vaktiyle Engizisyon mahkemelerinde
veya Haçlı seferlerinde olup bitenlerle ya da Amerika kıtasını işgal edip kolonileştiren İspanyol istilacıların yapıp ettikleriyle benzer bir çerçevede değerlendirmişlerdi. Ya dinini değiştir ya da öl gibi. Halbuki durum böyle değildi. Evet, Lapidus'un cümleleriyle devam edelim. Oysa bugün daha fazla kabul gören yaklaşım, zorla din değiştirmelerin gerçekte çok nadiren yaşanan şeyler olduğu yönünde. Yani Müslüman fatihlerin asıl gayeleri, farklı dinlere mensup insanları Müslüman yapmaya çalışmak değil, fethettikleri bölgelerde hakimiyet kurmaktı. Dolayısıyla İslamiyet'e geçişlerin büyük çoğunluğu, insanların kendi rızası ve iradesiyle olmuştu. Pek çok örnekte dünyevi ve manevi işler iç içeydi. Doğrusu incelediğim başka kaynaklarda da hilafetin bu ilk zamanlarında halkları Müslümanlaştırmak gibi bir kaygı güdülmediğine dair söylemlere sıkça rastladım. Anlaşılan bu insanlar Müslüman Arap kimlikleriyle elit ve egemen bir sınıfa mensup olarak yaşamaktan gayet memnunlardı ve çok da dinlerini yaymaya çalışmıyorlardı. Ne var ki halifelik kurumu Araplıktan ziyade Müslümanlığı ön planda tutan ve çok kültürlü bir yapıya sahip Abbasilerin eline geçtiğinde işin rengi değişti. İslamiyet'in yayılması ivme kazandı. İncelediğim kaynaklara göre Emevi Devleti'nin yıkılışına kadar uzanan süreçte fethedilen topraklardaki nüfusun yalnızca %10 ila %30 kadarı İslamiyet'i seçmişti. Fakat İslamiyet'in altın çağı olarak anılan dönemde İslam'ı seçerek din değiştirenlerin sayısı önemli ölçüde arttı. Yüzyıllar boyu devam eden bu süreçte eski Yunanlara, Hindulara ve Çinlilere ait sayısız bilimsel materyal bir araya getirildi, incelendi ve yazılı kaynaklar özenle tercüme edildi. Dahası dünyanın dört bir yanından gelen bilim insanları Abbasi Devleti'nin çatısı altında bilimsel çalışmalar yürüttüler. Howard R. Turner, Müslüman sanatçılar ve bilim insanları birlikte benzersiz bir kültür yarattı ve bu kültür doğrudan veya dolaylı olarak tüm kıtalardaki toplumları etkiledi, der. Bu dönemde Doğu medeniyeti Batı'ya karşı oldukça büyük bir üstünlük kurmuş, özellikle bilimsel ve teknolojik anlamda birçok gelişme göstermişti. Hani Lapidus insanların neden İslamiyet'i seçtiğini anlatırken pek çok örnekte dünyevi ve manevi işler iç içeydi diyor ya, aslında işaret ettiği şey bu düşünce yapısının ya da inanç sisteminin şu veya bu biçimde insanlara hitap ediyor, cazip geliyor olması. Tabii bu noktada hesaba katmamız gereken bir şey var. Genel itibarıyla burada insanların hürken esaret altına girdikleri bir durumdan söz etmiyoruz. Benzer süreçler İslami fetihlerden önce de defalarca yaşanmış, fethedilen yerlerin halkları Bizans ya da Pers İmparatorluğu örneklerinde olduğu gibi muhtelif krallık ve imparatorlukların boyunduruğu altına girmişti. Topraklar el değiştiriyor, bir hükümdar giderken yerine bir başkası geliyor ve çoğu kez gelen gideni aratıyordu. O halde İslamiyet'in bu kadar hızlı yayılmasını mümkün kılan başka unsurlar da olmalı. Lapidus'un dünyevi işler dediği şey mesela, gayet maddi, o günün şartlarına uygun, hayata dair sebepler. Şöyle düşünelim, iktidarı elinde bulunduran elit sınıf Müslümanlardan oluşuyor. Siz de maddi menfaatleriniz doğrultusunda bu sınıfa dahil olmak istiyorsunuz ve mensubu olduğunuz dini bırakıp Müslüman oluyorsunuz. İşte size gayet dünyevi, maddi bir sebep. İlk Müslüman hükümdarlara dair bildiğimiz bir diğer şey de birçoğunun Müslüman olmayan tebaaya zimmi adı verilen özel bir statü getirmiş olmaları. Zimmi genel anlamıyla koruma, himaye altına alınmış kimseleri ifade etmek için kullanılan bir terim. Bunu zimmet sözcüğüyle de ilişkilendirebilirsiniz. Daha net söylemem gerekirse, Musevilik ve Hristiyanlık gibi İslamiyet dışındaki diğer İbrahimi dinlere mensup kimseler, diğer bir ifadeyle gayrimüslimler, bu statüde değerlendiriliyordu. Ne var ki İslam coğrafyasının sınırları genişledikçe, bu statünün sınırları da genişletildi. Örneğin Hindistan'daki Hindular ve Budistler ya da İran topraklarındaki Zerdüştler de zımmi sayılmış,
Bu çerçevede can ve mal güvenlikleri teminat altına alınmış ve bu insanlar Müslümanlarla aynı mülkiyet haklarını paylaşmalarına rağmen siyasi bakımdan farklı bir hukuka tabi olmuşlardı. Elbette hakim sınıf olarak Müslümanlar zımmilere göre daha ayrıcalıklı siyasi haklara sahipti. Zımmiler devlete vergi öderken de Müslümanlardan farklı bir tarifeye tabi tutuluyorlardı. Fakat güvenlikleri teminat altındaydı. Dilerseniz konuya bir de dini bakış açısından yaklaşalım. Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetlere ve Hazreti Muhammed'in hadislerine kulak verelim. İşte Bakara ve Kafirun surelerinde dini hoşgörüye dair iki ayet. Dinde kabullendirmeye dair zorlama, baskı yoktur. Sizin dininiz size, benim dinim banadır. Hazreti Peygamber'in ırkların birbirlerine karşı herhangi bir üstünlüğü olmadığına işaret eden şu hadislerine de bir bakalım. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap'a karşı bir üstünlüğü olmadığı gibi, beyaz tenlinin siyah tenli, siyah tenlinin de beyaz tenli karşısında bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük yalnızca takvada, Allah'tan korkmak, günah işlemekten kaçınmak noktasındadır. Bu hadisler Hazreti Muhammed'in veda hutbesinden. Elbette ki Kur'an'da sınırsız bir tolerans ya da hoşgörü telkin edilmiyor. Gerektiğinde savaşmayı emreden ayetler de var. Tıpkı Bakara suresinin şu ayetleri gibi. Size karşı savaş açanlara siz de Allah yolunda savaş açın. Sakın aşırı gitmeyin. Çünkü Allah aşırıları sevmez. Onları, size karşı savaşanları yakaladığınız yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden, Mekke'den siz de onları çıkarın. Fitne adam öldürmekten daha kötüdür. Mescid-i Haram'da onlar sizinle savaşmadıkça siz de onlarla savaşmayın. Eğer onlar size karşı savaş açarlarsa siz de onları öldürün. İşte kafirlerin cezası böyledir. Eğer onlar savaştan ve küfürden vazgeçerlerse şunu iyi bilin ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Hiçbir zulüm ve baskı kalmayıncaya ve din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Onlar savaşmaya son verecek olurlarsa artık düşmanlık yalnız zalimlere karşıdır. Şimdi, eğer bu ayetleri titizlikle incelemezsek, yahu burada resmen başka insanları öldürmek telkin edilmiş. Yani sırf Müslüman olmadıkları, kafir olarak görüldükleri için başka insanlara saldırılması, onların öldürülmesi istenmiş gibi tepkisel bir kanaate varmak hatasına düşebilirsiniz. Kutsal kitaplarda bu türden sert ifadelere çok sık rastlamazsınız. Anlatım kulağa genellikle barışçıl gelir. Hatta sadece din değil, siyasi felsefeye değinecek olursak, yakın geçmişte pasif direniş fikrini savunan Gandhi ya da Martin Luther King gibi isimlerin ılımlı söylemlerinde böyle sert ifadelerle asla karşılaşmayız. Fakat dediğim gibi, Kur'an-ı Kerim'de geçen bu ve benzeri ayetleri bir takım belirleyici ayrıntıları yok sayarak okuyacak olursak bambaşka sonuçlara varırız. Oysa ayrıntılara dikkat eden biri pekala şunu söyleyebilir. Burada Müslüman olmayanları keyfi olarak öldürmekten bahsedilmiyor ki. Zulmedenlere, zalimlere karşı açılan bir savaştan söz ediliyor. Bu ayetler Hazreti Muhammed'e vahyedildiğinde, Hazreti Peygamber'in yolunda ilerleyen ilk Müslümanlar, bizzat onun mensubu olduğu Kureyş kabilesi tarafından bir yıldırma hareketine, zulme ve çeşitli işkencelere maruz bırakılıyorlardı. Medine'de bir bakıma sürgün hayatı yaşıyorlardı ve hem onların hem de Hazreti Muhammed'in hayatı büyük bir tehdit altındaydı. Kureyşliler Hazreti Muhammed'i öldürmeye teşebbüs etmişlerdi. Sahabiler akla hayale gelmedik işkenceler görüyor, katliamlara uğruyorlardı. Bu bağlamda değerlendirecek olursak, sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda siz de savaşın ayetinin hiç de nedensiz yere vahyedilmediğini görebilirsiniz. Burada aslında emredilen zulme karşı direnmekten başka bir şey değil.
Yine de bu direnişin bir çerçevesi ve ahlaki sınırları var. Sakın aşırı gitmeyin sözünün karşılığı da bu zaten. Allah bu direnişte ya da karşı taarruzda açıklanan angajman kurallarının dışına çıkılmamasını emrediyor. Onları, size karşı savaşanları yakaladığınız yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden, Mekke'den siz de onları çıkarın. Fitne ve zulüm adam öldürmekten daha kötüdür. Evet, bu son cümle ilk bakışta kulağınıza bugünün değer yargıları ve anlayışıyla çok sert gelebilir. Fitne ve zulüm gerçekten birini öldürmekten daha mı kötü gibi bir soru gelebilir aklımıza. Devam edelim. Mescid-i Haram'da onlar sizinle savaşmadıkça siz de onlarla savaşmayın. Buradaki onlarla sözcüğünün muhatabı da Kureyşliler gibi duruyor. Hatırlarsanız o sıralar Hazreti Peygamber ve sahabiler Medine'delerdi. Mekke ve dolayısıyla Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'sa henüz başta Kureyş olmak üzere diğer putperest kabilelerin kontrolündeydi. Evet, Mescid-i Haram'da onlarla savaşmayın. Peki bunun bir istisnası var mı? Var. Saldırıya uğramak. Fakat eğer yaptıklarına son verirlerse Allah bağışlayıcıdır, merhamet sahibidir. Eğer onlar size karşı savaş açarlarsa siz de onları öldürün. İşte kafirlerin cezası böyledir. Bence bu ifadedeki nüansı fark eden birinin şöyle düşünmesi gayet olası. Burada başka insanları öldürmeye yönelik bir teşvik söz konusu değil. Yalnızca zulüm karşısında meşru dairede bir müdafaadan bahsediliyor. Üstelik biraz da uzlaştırıcı, yatıştırıcı bir tonda. İslam inancına göre Kur'an-ı Kerim'de tıpkı Tevrat ve İncil gibi insanlara ışık tutmak üzere Allah tarafından gönderilmiştir. Yalnızca Allah'ın vahyettiği sözleri ihtiva eder. Tahrifata uğramamış, sonradan insan müdahalesine maruz kalmamıştır. Kur'an-ı Kerim'in özellikle Tevrat ve Zebur'u kapsayan eski ahite kıyasla çok daha yumuşak ve uzlaştırıcı ifadeler içerdiğini söyleyebilirim. Zira eski ahiti inceleyecek olursanız, Tanrı'nın sevmediği halkları, kavimleri helak ettiği, evlerini başına yıktığı, şehirlerini haritadan sildiği, üstelik peygamberlerine ve dini liderlerine de kendisine iman etmeyenleri öldürme emri verdiği çok daha katı ve kat'i bir dille karşılaşırsınız. İçerikteki ayrıntıları es geçmediğimiz takdirde, Kur'an-ı Kerim'deki bu ayetlerin gayet belirli durumlarda saldırıya maruz kalınması halinde savaşmayı emrettiği sonucunu çıkarabiliriz. Kaldı ki Allah bu ayetlerde size saldıranlardan, zulmedenlerden misliyle intikam alın demiyor. Tam aksine hem karşılık verirken ölçülü davranmayı, intikam duygusuyla hareket etmemeyi emrediyor, hem de saldırganların saldırganlıklarından vazgeçmeleri halinde kendisinin onları affedebileceğini müjdeliyor. Eğer onlar savaştan ve küfürden vazgeçerlerse, şunu iyi bilin ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Evet, sanırım bu konuda daha fazla söz söylemeye gerek yok. Nihai karar elbette sizin. Doğrusu niyetim sizi biraz kaynak araştırması yapmaya teşvik etmekti. Burada sözünü ettiğim kutsal kitapların meallerini, çevirilerini bir açıp okuyun derim. Tabii yazıldıkları orijinal dillere hakim değilseniz. Orijinalleri okuyabiliyorsanız tabii ki daha da iyi. Fakat unutmayın ki Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlamak için Arapça, İncil için Aramca ya da Tevrat için İbranice bilmek zorunda değilsiniz. Her birinin farklı kalemlerden çıkmış çok sayıda tercümesi mevcut. Biz de ayetlerin meallerini Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sitesinden aldık. Çeviri kaynaklar bile yeterince fikir verici olacaktır ama güvenilir bir kaynak seçin. Size naçizane tavsiyem, bu kaynakları okuyun, inceleyin ve bu videoda anlatmaya çalıştıklarımla ilgili kendi hükmünüzü kendiniz verin.